Mühürler ve Dengeler kanalına hoş geldiniz. Ben Bahadır. Bugün sizlere Slime Rancher 2 oyunu tanıtacağım. Bu oyunu Steam'den alabilirsiniz arkadaşlar. Steam fiyatı 195 TL. İndirimli 156 TL'ye düşüyor. Epic'teki fiyatı ise 49 TL. Ben şu an Game Pass'ten oynuyorum. Game Pass'te de mevcut. Bu ikinci oyunu. İlk oyunda daha fazla içeriğe sahip. Daha fazla slime çeşidi mevcut oyunda. Ancak yeni gelecek güncellemelerle tabii ki de eklenecektir o slime'lar da buralara. Hemen anlatalım arkadaşlar. Nedir Slime Rancher? Görmüş olduğunuz kafeslerimiz var. Bu kafeslerin içerisine slime'larımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Bu slime'lar yiyecekleri yedikleri zaman dışkılıyorlar. Yani bu taşları üretiyorlar. Bu taşları toplayıp bu şekilde sağ tıkla topluyoruz. Sol tıkla da fırlatabiliyoruz. Bu taşları topluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz markette satabiliriz. Aynı bu şekilde. Buradaki fiyatlar sürekli değişiyor. Haberiniz olsun. Yani bir ürünün fiyatı bu şekilde düşerken diğerinin fiyatı yükselecektir. Yani sürekli değişkenlik gösterecekler. Hemen alt kata inelim. Arkadaşlar, burası da depo alanı gibi bir yer. Tam depo olduğu söylenemez. Şöyle rafineri yazıyor zaten. Burada topladığımız taşları, yani slime'lardan çıkan taşları ve diğer map'te bulduğumuz nesneleri toplayıp buralara bırakabiliriz arkadaşlar. Mesela burada görmüş olduğunuz lavlar, sular ve elmaslar gibi. Burada bal var. Gibi nesneler var. Bu nesneleri toplamak neden önemli arkadaşlar? Hemen onu açıklayalım. Burası upgrade'lerimiz. Buraya tıklayıp üzerimizde bulunan nesneleri, itemleri seviyelerini yükseltebiliriz. Burada cam modülümüz var mesela. Bu ilk başta 100 oluyor. Bunu 150'ye, 200'e, 250'ye yükseltiyoruz. Jetpack var. Bu şekilde uçabilirsiniz. Jetpack'i de yükseltmeniz lazım uçmak için. Daha sonrasında burayı gösterelim. Burada en çok işinize yarayan kısım burada Slimepedia var. Buraya tıkladığınızda slime'lar gözükecek arkadaşlar bu şekilde. Bu neden işe yarıyor derseniz slime'ların yediği yiyecekler var. Örnek veriyorum, bu pembe slime. Pembe slime birçok şey tükettiği için diyet kısmında, yediği yemekler kısmında hepsi mevcut. Favori yemeği yok. Yedi yiyecekleri, favori yiyeceğini gösteriyor. Burada mesela kedi slime var. Bu sadece et tüketiyormuş. Tavuk, horoz gibi. En sevdiği yiyecek de şu gördüğünüz bu tavuklar. Bunların cinsleri farklı. Tabii şurada gördüğünüz kırmızı tavukla bunun cinsi farklı arkadaşlar. Burada çeşitli slime'larımız mevcut. Ürünü herhangi bir yerde depolayamıyorsunuz. Sadece şu alana koyabilirsiniz. Bunu ekemiyorsunuz da, üretemezsiniz yani. Gidip farklı maplerden toplamanız lazım. Bu alan depo alanı. Mesela bir miktar eşya alalım üzerimize. Depolamak istediğimiz ürünümüzü atıyoruz. Daha sonrasında boş alanları seçebilirsiniz. Bakın 4 tane mevcut burada. Depo yeri. Buradaki ürünü koyduk ancak bu ürün bizim işimize yarıyor diyelim. Upgrade yapacağız veya satmamız gerekti. O yüzden ne yapıyoruz? Sağ tıkla geri çektik. Ve sonrasında gidip bu şekilde satabiliriz. Daha sonrasında burası havuzumuz arkadaşlar. Burası da itemleri yok ettiğimiz yer. Hemen orayı da göstereyim sizlere. Bu iki yerde sadece bu slime'lar mevcut. Mesela bu havuz alanında su slime'ını koyuyoruz arkadaşlar. Su slime'ları burada taş üretmeye başlıyor. Sadece burada yaşayabilirler su slime'ları. Sulu yerde yaşayabilirler. Onun dışında diğer slime'ların olduğu kafese koyarsanız
hiçbir ürün vermezler. Hatta yok oluyorlar yanlış hatırlamıyorsam bir süre sonra. Bu şekilde burada dururlar. Aynı şekilde ateş slime'ları var. Ateş slime'ları da sadece burada oluyorlar. Bunun nedeni de şu, hemen gösterelim. Burada kırmızı alana ne fırlatırsanız fırlatın küle dönüşüyor arkadaşlar. Bakın. Küle dönüştü. Bu küller yeri kaplıyor. Birkaç tane daha alalım. Tavukları yaktık ama olsun. Önemli değil. Bakın. Bu bölge komple kül oldu. Bu küllerle bu ateş slime'ları beslenecek. Bunları böyle toplayabilirsiniz. Bu slime'ları da diğer kafeslere koymayın arkadaşlar. Sadece burada dursunlar. Aynı şekilde bunu da gidelim satalım. Burası kümes. Çeşitli yakaladığınız tavukları, horozları buraya koyabilirsiniz. Aynı şekilde martılar var oyunda. Onları da göstereceğim. O martıları da kümese koyup üretebilirsiniz. Bu yer tarlamız. Tarlayı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada çeşitli sebze meyveleri yetiştirebilirsiniz. Buraya tıklayalım. Toprağını geliştiriyorsunuz. Otomatik sulaması mevcut. Bir de korkuluk. Korkuluk diğer slime'ları buradaki yiyecekleri yemekten uzak tutuyor. O slime'lar korktuğu için yaklaşmıyorlar. Burada da ürettiğiniz meyve ya da sebzeyi artık üretmek istemiyorsunuz. Elinizde çok miktarda var ya da o slime'ları, onu yiyen slime'ları kullanmıyorsunuz. O zaman buraya tıklayıp o sebze meyveyi çöpe atabiliyorsunuz. Buraya yenisini ekleyebilirsiniz. Eklediğinizde bu tarladan yeni üretmek istediğiniz meyve çıkacaktır arkadaşlar. Base'imiz bu şekilde. Şu aşağıda görmüş olduğunuz 1'den 6'ya kadar numaralar var. Bakın 1'de şu an tavuk var mesela, horoz var pardon. Horozu fırlattım. Bunlar ilk başta 4 tane oluyor arkadaşlar. Envanterinizi geliştirdikçe onlar ekleniyor. Ve aynı zamanda yanda görmüş olduğunuz R'ye basınca mesela su atabiliyorum. Bu su da çok hayat kurtaran bir şey. Su nerede işimize yarıyor derseniz, tarlada ya da başka bir yerde kullanmıyoruz arkadaşlar suyu. Siyah slime'lar var. Bunlar geceleri çıkıyor genellikle. Bu slime'lardan kurtulmamızı sağlıyorlar. O slime'ları su atarak yok edebiliyoruz. Bakın. Burası o görmüş olduğumuz rafineri kısmı. Bu map'imizde de mevcut. Bunu atalım buraya. Kedi slime. Oyun genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Sizden istediği materyaller var. Bunları toplayıp upgrade'lerde veya işte istediği herhangi başka bir yerde kullanıyorsunuz. Bakın karşıda başka bir ada var. Şu anda iki farklı ada var sadece. Bu görmüş olduğunuz adalar. Tabi güncellemelerle tekrar o adalarda hem arka kısımları açılacaktır hem de yeni adalarda gelecektir mutlaka. Yeni slime'lar da gelecektir. Suya da düşebilirdik. Allah'tan buraya düştük. Arkadaşlar oyunda size zarar verebilen slime'lardan biri de bunlar. Bunların bakın kırmızı böyle aurası var. Böyle ısırıyorlar. Öfkeliler yani. Bunlardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Gerçi zaten bunların olduğu yerde çok fazla işimiz yok. Böyle atalım. Hop suya düştü. Önemli değil.
Bakın bu şekilde yumurtalar bulunuyor map'in bazı köşelerinde. Bu yumurtalar çok önemli. Bunlarla yeni upgrade'ler yapabiliyoruz arkadaşlar veya dekorasyonlar açılıyor. Onları yapmak için bu yumurtalar lazım. M'ye bastığınızda sağda altta mesela 14 yumurta varmış. 14'ünü de bulmuşum. Bu adada 14. Ancak diğer adalarda sayılar değişiyor. 24 tane var bu adada. Ben 21 tanesini bulmuştum. Bu adada 14 tane var. 14'ünü de bulmuşum. Zaten ilk ada olduğu için ulaşılabilir yerlere koyuyorlar. O yüzden hızlıca açarsınız. Diğer adalarda biraz daha farklı yerlere koydukları için ulaşması da sıkıntı. Gidip toplamak da zor oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Mesela bu şekilde yumurtalar bulunuyor. Bunları kırdığınızda içerisinden para veriyor ve bazı itemler düşüyor. Mesela tavuk ve çilek düştü şu an. Tabii diğer odaya geçmedim. Hop. Görüşürüz. Uza bakalım. Diğer slime'lara da saldıracak. Bunu direkt yok etsek daha iyi. Oo, bunlar da saldırıyor. Şu an yok ancak. Oyuna ilk başlamış olsaydık bu deliğin önünde şu görmüş olduğunuz tavşan slime'dan vardı. Büyük bir tavşan slime. Bu slime'ı da nasıl yok edeceksiniz hemen onu göstereyim. Bakın tavşan slime'ı havuç yiyor. Bir de şurada bulunan lahanalardan yiyor arkadaşlar. Bunlardan toplarsanız topladığınız ürünleri şöyle fırlatın slime'a doğru. O şişecektir. Şişip patlıyor. Patlayınca burası açılıyor. Buraya girdiğinizde burada bir mekanizma var. Mekanizmaya E tuşuna basarsanız karşıdaki alan açılıyor ve oradan diğer map'e ışınlanabiliyorsunuz. Diğer adaya ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi sadece bu kadar değil. Açmanız gereken yerlerde sadece slime'lar olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde kapalı kapılar oluyor. Kapalı alanlar var. Burada hem dış kısmına hem de renklere bakarak bu kapıları açmanız için görmüş olduğunuz taşlar var arkadaşlar. Bu taşları burada mesela kedi slime'ının taşından istemiş. Bunu yerleştirdiğimiz anda bu kapı açılmış. Bu kapıyı açtığınızda burada bakın çeşitli sürprizler olabiliyor. Aynı bunun gibi. Burada mesela yumurta var. İlla yumurta olmak zorunda değil. Başka bir yere de açılabilir. Map'in devamına da açılabilir bu kapılar. Bunun gibi şeyler mevcut arkadaşlar. Oyunun güzel bulmacaları denilebilir bu kısımlara. Burada çeşitli materyallerimiz var. Tabi oyuna ilk başladığınızda bunları toplayamıyorsunuz. Toplamak için bu kullandığımız silahı geliştirmeniz lazım. Sıfırdan başlamamı isterseniz yorumlarda belirtin. Oyuna sıfırdan hiçbir şeyimiz yokken başlayıp daha detaylı şekilde anlatabilirim sizlere. Oyunu beğendiyseniz ya da beğenmediğiniz yönleri varsa bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bakın fosfor slime'ı çıktı. Fosfor slime'ının taşını pembe slime tüketmiş. Burada görmüş olduğunuz tavşan slime'ı da taş yaparsa ve bu şu slime yerse siyah slime'a dönüşecek. Deneyelim. Denemek için besleyeceğiz tabii ki de. Bakın. Sen git bakayım. Sen ye.
Bakın arkadaşlar, siyah slime'a dönüştü. Bu siyah slime hem size saldırır. Bu şekilde. Hem de diğer slime'lara saldırır. Şu an biz yapay şekilde yapmış olduk da. İlk başlarda... Dur. Sen hiçbir yere saldırma bakayım. Nereye gidiyorsun? İlk başlarda tabii ki de su deponuz olmadığı için bunu suyla öldüremezsiniz. En mantıklısı sağ tıkla yakalayın. Yanınızda bir su birikintisi varsa veya işte adadan dışarıya doğru fırlatın arkadaşlar. Ancak dikkatli olun, yakına fırlatırsanız uzayarak, böyle tutunarak buraya geri gelecekler. Geriye doğru çıkabilir. Base'inizden uzak tutmaya çalışın olabildiğince. Base'inize geldikleri anda bütün slime'larınızı siyah slime'a dönüştürürler. Onları yerler. Base'den korumanın bir yolu da base'e taret koymak. Hemen taretimizi de gösterelim arkadaşlar. T'ye basarsanız bu şekilde alanlar olacaktır. Bu alanlara üzerinizdeki koyabileceğiniz şeylere, işte dekorasyondur, portallardır gibi gibi eşyaları buralara yerleştirebilirsiniz T'ye basarak. Bu slime'ların özelliği magma slime olarak geçiyor bunlar. Patlıyorlar. Neyse, ölmeyelim. Bakın etrafa dağılmışlar. Burada çok az vardı aslında bu tavuklar ve martılardan. Ancak buradan kaçmışlar ve dağılmışlar etrafa. Burada yarasa slime'lar var. Bu görmüş olduğunuz duvarı yükseltmeye yarıyor arkadaşlar. Burası müzik kutusu. Bu da şurada gördüğünüz gibi bazı slime'larda kanat olabiliyor. Tabi bu iki slime'ın birleşimi, buradaki slime. Bazı slime'larda kanat olabiliyor. Kanatlarla buradan çıkabiliyorlar. Veya işte çok daha fazla büyüdükleri zaman böyle iki tane, üç tanesi üst üste çıkıp zıplayıp buradan da kaçabilir. O yüzden Airnet'le üst kısmını kapatabilirsiniz kafesinizin. Burada bir de Solar Shield var. Bu da fosfor slime oluyor mesela. Geceleri çıkıyor. Bu slime'ı alıp normal kafeslere koyduğunuzda gündüz yok oluyor. O yüzden Solar Shield'lı kafese koyarsanız yok olmayacak ve kalacaktır. Burası tehlikeli, uzaklaşalım. Oyunda sevdiğim şeylerden biri de sınırlama yok, istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Mesela buraya hiç gelmiş olmasaydık şurayı görmeyecek. Çıktık mesela, burayı da bulmuş olduk. Gibi. Benim gibi böyle değişik yerleri keşfetmeyi seviyorsanız oyun ilginizi çekecektir. Burada ilk başta çok az tavuk ve bir iki tane horoz vardı. Bunlar üredi. Sonra benim base'ime falan da aldılar. İlk başta ben kümes yapmamıştım. Kümes yerine buradan kullanıyordum sürekli. Çarp düştü. Siz de birkaç tane getirip burada çoğaltabilirsiniz. İlla kümes yapmanıza gerek yok. Ancak tabii ki de yakın yere de koymanız gerekiyor bazen. Çünkü buradan alıp buraya getirmek var. Bir de diğer taraftan bütün kafeslere götürmek var arkadaşlar. Yani tek tek git gel yapmak zor oluyor. O yüzden kafeslere yakın bu noktaya kümes ya da tarla yapmak çok daha mantıklı. İlk map bu şekilde. Devamını isterseniz ikinci ve üçüncü map'i de çekip sizinle paylaşabilirim. İsterseniz sıfırdan diğer map'leri de açabiliriz. Yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar. Ne şekilde ilerleyelim? Bu oyunun devamını istiyor musunuz? Başka oyun serileri de gelecek. Oynanmayan böyle güzel tatlı oyunlar mevcut arkadaşlar. Çok fazla var. Bu oyunları çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.